Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videoda tam bir haftada nasıl 12.3 milyon coin kastım sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yalan yok, dolan yok. Zaten bütün paketleri yayında açıyorum. Ne olduğunu, ne bittiğini hepiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün de sizlere bu taktiği detaylı olarak anlatacağım. Tek bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu en az 1000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. En az 1000 beğeni gelmezse size yazıklar olsun lan. O kadar content veriyoruz burada. 25 dakika 30 dakika video çekiyoruz arkadaşlar. Destek olursanız çok sevinirim. İşin bir şakası, destek olmanız şundan dolayı istiyorum. İnsanlar sanıyor ki bu oyuna sadece FIFA points alarak bir şey elde edebilirim. Öyle bir şey yok. Bu taktiklerle de arkadaşlar istediğiniz hayalinizdeki kadroları kurabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu videoyu hemen şu an izliyorsanız desteğinizi bekliyorum. Artık gözünüz seveyim, bir 62 bin abone olalım. Bir abonemiz tıkandı. Gözünü seviyorum beyler. Elden ele bir destek verelim. Şah Batur gibi yükselelim beyler. Ondan sonra diyeceğim tek bir şey daha var. Beni detaylıca dinlemeniz, bu video boyunca beni detaylıca dinleyin. Biraz kafanızı şişireceğim. Ama beni dinlemezseniz ban yiyebilirsiniz. Ban yedikten sonra da lütfen gelip bana sarmayın arkadaşlar. O yüzden beni dinlerseniz sevinirim. Bilginiz olsun. O zaman hepiniz hazırsanız ve beğenilerinizi gönderdiyseniz videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar taktiğimiz yan hesap taktiği. Yan hesap taktiğini Türkiye'de ilk ben buldum arkadaşlar. Hatta dünyada da çoğu taktiği ilk ben paylaşandım o zamanlar. FIFA 17 zamanlarında. Bu kadro kurma kolyeleri taktiğiyle arkadaşlar ben her sene milyonlarca coins kasıyorum ve bu şekilde kendi paramı da çıkartabiliyorum. Bunun için yapmanız gereken ilk şey benim şu an ekranda yapmış olduğum gibi yeni bir PSN hesabı oluşturmak. PSN hesabı oluştururken geçen senelerde ben 10 dakikalık e-mailleri kullanıyordum. Ancak bu sene böyle yapmıyorum arkadaşlar. Bu sene Yandex mail açıyorum. Yandex mail'in linkini aşağıya bırakacağım. Telefon numarası vermeden yeni bir Yandex maili alabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu Yandex maili almanın sebebi de şu: sonradan hesaba erişebiliyorsunuz. Misal veriyorum, hesabınızda yüksek reytingde bir kart çıktı, SSB çıktı, başka bir şey çıktı. Bunun mailine erişebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bu şekilde isterseniz o hesaba geçip de oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden Yandex mail'den yeni bir e-mail açarak PSN'e üye olmanız gerekmektedir sevgili dostlar. Xbox'ta da keza aynı şekilde. Bu taktik bilgisayarda maalesef arkadaşlar işe yaramıyor. Mailinizi arkadaşlar doğruluyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi hesap açmaya kadar gösteriyorum her şeyi. Hesabınızı açıyorsunuz sevgili arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi çok basit. Sadece sıfırdan bir PSN hesabı açmanız gerekiyor. PSN Plus'a vesaire de gerek duymuyorsunuz sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi FIFA 20'i başlatıyoruz. FIFA 20'i başlattıktan sonra önünüze birkaç tane soru gelecek arkadaşlar. Burada direkt zaten hani hepinizin hani akli dengemiz yerinde Allah'a şükür verdiği soruları arkadaşlar cevaplıyoruz. Ve FIFA 21'e giriyoruz. FIFA 20'ye girdikten sonra arkadaşlar bu sene EA Sports çok güzel bir şey yaptı ve bizim resmen ekmeğimize yağ sürdü. Birazdan zaten bunları da sizlere anlatacağım. Bu arada bu video uzun bir video olacak. Dolayısıyla lütfen detaylıca izlemeye gayret gösterin sevgili dostlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi Ultimate Team'e giriyorum ve şu anda kadro güncellemelerimiz yapılıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar başlangıç ülkesini Arjantin seçmeniz. Başlangıç ülkesini mutlaka Arjantin seçiyoruz sevgili dostlar. Aklınızda bulunsun. Her sene ben Arjantin seçiyorum çünkü karma liglerin sağ alttaki SBC'sinde Arjantinlerle daha kolay yapabiliyorsunuz. Bu yüzden ilk tercihimiz her zaman Arjantin'i seçmek oluyor. Ben diğer ülkelerle açıkçası pek fazla yapmayı bilmiyorum. Brezilya'da oluyormuş gerçi ama ben Arjantin'den her sene olduğu gibi devam ediyorum sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk olarak ülkemizi seçtik. Ardından bizlere starter bir squad veriyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. Ve biz buradaki kartları kullanarak Ultimate Team serverimize başlıyoruz. Şimdi birazdan vereceğim taktikle bu hesaba coins atmadan nasıl SBC'leri gerçekten bedavadan, sıfırdan bedavadan coins kazandıracağım sizlere sevgili dostlar. Ve bu arada bir etkinlik yapmak istiyorum. Bu videoyu izliyorsunuz ya siz şu anda arkadaşlar. Ne çıkarırsanız çıkarın bana Twitter'dan gönderin abi. Twitter'dan beni mentionlayarak abi taktikleri, kardeşim taktikle bu çıktı diye gönderin. Çoğunu arkadaşlar retweetleyeceğim. Bilginiz olsun. Twitter'dan da anlık bildirim için takip etmeyi unutmuyorsunuz bu arada. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabımızı kurduk ve hesabımız şu anda coin basmaya hazır bir durumda. Peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Hesabımızda kadro kurma görevini tamamlamak için coins lazım değil mi? Peki bu coinsleri nasıl yapacağız? Gelin şimdi size birazcık da ondan bahsedeyim. Bu sene Division Rivals'ta kazanmış olduğunuz maçlara göre arkadaşlar sizlere bir jeton veriyor. Ve ben bunu şu şekilde çözdüm arkadaşlar. 5 maç yapıyorsunuz ya. Eğer ki 5 maçtan bir tanesini kazanırsanız 30.000 jeton veriyor. 2 tanesini kazanırsanız da 44.000 jeton veriyor. Ve evet belki inanmayacaksınız ama ben bu dandik takımda arkadaşlar genelde 1-2 maç kazanabiliyorum. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Sıfırdan 30K veya 44K ile başlıyorum ve bu 5 maçı da oynuyorum arkadaşlar. Çünkü sizlere oynattığı 5 maçın birinde mutlaka çok dandik bir kadro göre tıpkı sizinkisi gibi ve onu yenerek oyuna coin'e başlayabiliyorsunuz. Eğer ki Division Rivals'ın ilk 5 maçında mağlubiyet alırsanız arkadaşlar sizlere 10.000 coin veriyor. 10.000 coin arkadaşlar bazen sizi sıkıntıya sokabiliyor. Hani SBC'lerden bir şey çıkmazsa falan sizi birazcık böyle sıkıntıya sokabiliyor. O yüzden 5 maçtan arkadaşlar en az bir tanesini kazanırsanız oyuna 30.000 coin ile başlıyorsunuz ki bu gerçekten de inanılmaz. Yani sıfırdan daha
hesabı açarsanız 30 bin coins'iniz olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Ve bu da çoğu SBC'de yapmanıza yetiyor. Bu 5 tane Division Rivals maçını eğer oynadıysanız ve güzel meblalar, yani 1 win ya da 2 win aldıysanız, elinizde 30-45k civarı bir coins varsa arkadaşlar çok rahatsınız. Zaten hiçbir şekilde dara düşme şansınız yok. Ama eğer 5 maçın hepsinden de rage quit edip 10k alırsanız kendinizi sıkıntıya sokabilirsiniz. Bu yüzden en azından 5 maçtan bir tanesini arkadaşlar kazanmaya gayret gösterelim. Bu zaten bir saatiniz azıcık ama dediğim gibi sizleri çok rahatlatacak. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi ilk baştaki başlangıç SBC'lerini yapmanız gerekiyor. Başlangıç SBC'leri sizlere oyunun vermiş olduğu ilk, yani başlangıç kadrosu vardı ya, oradaki oyuncularla çok rahat bir şekilde tamamlanabiliyor sevgili dostlar. Ve bunu da görmüş olduğunuz gibi ben şu anda tamamlıyorum. Bunu tamamladıktan sonra şimdi sizlerle birlikte gelişmiş SBC'lere geçeceğiz ve sizlere nasıl, neler yapmanız gerektiğini birer birer anlatacağım. Şimdi gelelim arkadaşlar kadro kurma görevlerini, çözümlerine. Eğer ki 5 maçın 5'inden de rage quit attıysanız arkadaşlar, karma uyrukların sol alttaki SBC'sinden başlamanız gerekiyor. Bakın, eğer 10k ile başlıyorsanız, eğer ki 30.000 jetonla başlıyorsanız arkadaşlar direkt karma uyrukların hepsini bitirebilirsiniz. Ama 10.000 jetonla başlıyorsanız karma uyrukların sol alttaki SBC'sini yaparak başlıyorsunuz. Bunu unutmayın. Buradaki kadrolar arkadaşlar, ben oyun web açılar açılmaz kurmuştum zaten kendim. Hala da bu kadroları kullanıyorum. Gerçekten çok ucuz. SBC'leri en ucuz arkadaşlar sabahları yapabiliyorsunuz. Akşamları herkes markette olduğu için çoğu oyuncu pahalı oluyor. O yüzden ben genelde SBC'leri gece 5'ten işte öğlen, hani 6'ya kadar, öğleden sonra 6'ya kadar falan bitirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok uygun oluyor fiyatlar. 350 jeton bid vererek hepsini alabiliyorsunuz. Ve en önemli altın kuralımız arkadaşlar teklif vermek. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kadrodan bahsediyorum bu arada. Eğer 10.000 jetonunuz varsa bu kadroyu yaparak başlayın mutlaka. Çünkü 45.000 coins'lik paket veriyor ve 6K'ya kurabiliyorsunuz bu kadroyu sevgili dostlar. Ben bu kadroyu dediğim gibi web'e çıktığı zaman kurdum. O yüzden gerçekten de uygun bir kadro. Bu şekilde kadro kurma görevlerini tamamlayabilirsiniz sevgili dostlar. Ama dediğim gibi Division Rivals mutlaka bir maç kazanmaya gayret gösterin. 30.000 coins almanız demek karma uyrukların hepsini bedavaya bitirmeniz demek. Bu yüzden arkadaşlar çok 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 karlı oluyor. Karma uyrukların son kadrosundaki Amin Yunus, yani sol açıktakinden Poli'de oynayan Alman kardeşimiz transfer oldu arkadaşlar. Ama hala Napoli kartını ucuza alabiliyorsunuz. O yüzden ben hala bunu kullanıyorum. Eğer bu videoyu çok daha sonra izliyorsanız Amin Yunus pahalı olacağı için başka bir kadro kurabilirsiniz. Karma uyrukların son kadrosundan bahsediyorum. Karma liglerde arkadaşlar sağ alttaki, yani en son göstereceğim SBC sadakat istiyor. Bir tane oyun oyuncunuzun sadakati olması gerekiyor. Bunu da ben genelde şöyle yapıyorum. Başlangıçta biz Arjantin seçiyoruz ya sevgili dostlar. O Arjantinli gelene göre kadro düzüyorum. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Karma uyrukları bitirdiğim zaman Arjantinli bir eleman geliyor mesela. Onu kuyuksel etmiyorum. O SBC'de kullanıyorum ve bu şekilde oradaki sadakati de kullanmış oluyorum sevgili dostlar. Bilginize olsun. Sadakat nasıl yapılır zaten onu da birazdan göstereceğim. Orada sadakat çok kullandım. Enteresan bir şekilde söylüyorum. Bunun da farkındayım sevgili dostlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi kadro kurma görevlerimiz de bu şekilde. Umarım net olarak gözüküyordur. Sizlere arkadaşlar detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Ben dediğim gibi bu taktiklerle 12.3 milyon coin kastım. Tabii size daha videonun sonuna kadar anlatacağım bir sürü detay var. Bu kadroları kurarak arkadaşlar başlayabiliyorsunuz. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Twitter adresime bu taktikle çıkarmış olduğunuz iyi oyuncuları gönderirseniz retweet edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun, taktiğimiz çok daha fazla insanlara ulaşsın. Geçen seneki videomuz 40.000 izlenmiş. Zaten ulaşacağı kadar insanlara ulaşmış ama yine de FIFA 21 yeni heyecan, yeni dostlar, yeni kardeşler oyuna geldi. Onların da bu oyuna para vermeden nasıl oynaması gerektiğini bir şekilde öğretmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Sizler de zaten bunu biliyorsunuz ve bu şekilde karma liglerle tamamlamış olduk. Karma ligler gerçekten karma uyruklara göre çok 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 pahalı bir SBC ama bunu bu şekilde tamamlamak bayağı tatlı oldu bizler için. Şimdi lig ve uyruk karması geldik. Arkadaşlar ben videonun öncesinde yanlış söylemiş olabilirim. Ben her zaman şu sırayla yapıyorum. Önce bir maçı kazanıp 30.000 jetonumu alıyorum. 30.000 jetonla karma uyrukları tamamlayıp bütün paketleri açıyorum. Karma uyruklar çok ucuz yapıldığı için zaten kar ediyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmasa bile 30k size 35-40k olarak geri dönüyor. Bundan sonra arkadaşlar karma, lig ve uyruk karmasını yapmaya başlıyorum. Niye lig ve uyruk karmasını yapmaya başlıyorum? Çünkü lig ve uyruk karmasındaki 4 tane SBC'yi tamamladığınız zaman sizlere geri 13.000 jeton veriyor arkadaşlar. Geri vermiş olduğu 13.000 jetonu da, yani 13.000 coins'i de karma liglerde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi o yüzden ilk başta karma uyrukları bitiriyoruz. Karma uyruklardan sonra lig ve uyruk karmasını bitiriyoruz. Lig ve uyruk karmasından sonra da karma ligleri bitiriyoruz. Hesaptaki ilerleme şeyimiz bu şekilde. Eğer 30k jetonumuz varsa, eğer ki 10k jetonumuz varsa dediğim gibi sıkıntıya düşebilirsiniz. Eğer
Karon kaydetiniz varsa da karma uyrukların sol alttakinden başlayarak aynı sekansta devam edebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu an zaten oyun başı olduğu için her kart arkadaşlar çok değişik paralara gidiyor. Hiç ummadığınız kartlar 3.5, 4, 5 hatta bazı 10 kaya kadar çıkabiliyor. Bu yüzden ümitlerimizi kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi ilk uyruk karmasını arkadaşlar son SBC'si loyalty yani sadakat istiyor arkadaşlar. Sadakat ne demek? Bir oyuncu arkadaşlar 10 maç yapıyor olmanız demek. Öncelikle ekrandaki bu kadroyu kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer lose almadan hani rekordunuzu an hesabınızı yapıyorsanız diyorsanız ki ben 10 tane mağlubiyet almak istemiyorum affedersin mal gibi diyorsanız yapmanız gereken taktiği şu anda size gösteriyorum arkadaşlar. Mağlubiyet almadan direkt 10 tane maçı oynamış saydırabiliyorsunuz. Scout Battle'a giriyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz ki kadro savaşları mıdır nedir işte her neyse. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra herhangi bir takımla ya da Team of the Week takımıyla maç yap diyorsunuz. Maça direkt başlıyorsunuz arkadaşlar. Tıpkı normal maç yapar gibi herhangi bir değişiklik vesaire yok. Galibiyet almanıza falan gerek yok. Eğer ki diyorsunuz ki benim hani rekordum umurda değil istiyorsa 10 tane mağlubiyet dersin. Direkt arkadaşlar maça başlayıp 10 kere gir çık yapabilirsiniz. Bu da sizlerin sadakatı elde etmesine sebep olacaktır. Bu yüzden sevgili dostlar dediğim gibi eğer mağlubiyet almak istemiyorsunuz birazdan göstereceğim taktiği mağlubiyet olsa da bir şey olmaz abi diyorsanız da direktman arkadaşlar dediğim gibi çıkabilirsiniz. Şimdi eğer mağlubiyet almak istemiyorum ben kardeşim diyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. Maç başlıyor arkadaşlar öncelikle santra yapıyorsunuz. Yani oradaki sayaç 0-0-0-0'da kalmaması gerekiyor. Maçın birazcık oynanmış olması gerekiyor. Şu an santra yaptım. Maç oynandı. Ayarlara gidiyorum arkadaşlar. A'a gidiyorum. İnternet bağlantısını aç kapat yapıyorum. Bir daha oyuna giriyorum ve sizi serverdan atıyor. Normalde bu şartlarda lose almanız lazım ama Scout Battle'daki bir oyun açığından dolayı mağlubiyet almadan arkadaşlar bir maç daha oynanmış sayılıyorsunuz. Ve bu da sevgili dostlar sizlere neye sebep oluyor? Mağlubiyet almadan bu kadro kurma görevini de tamamlamış olmanıza sebep oluyor. Bu yüzden bu şekilde iki tane yöntemini de gösterdim. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu takımlardan bazı oyuncular transfer oluyor. Tamam mı? Yani bu kadro kurma görevindeki oyuncuların bazıları değişebiliyor. O yüzden bu videoyu ilerleyen tarihlerde izliyorsanız lütfen Footbin'i açıp güncel çözümlere bakın. Bu çözümler şu an için okey. Ama belki iki ay sonra oyuncuların çoğu gideceği için olmayabilir. Bunu da tekrardan aklınızın bir köşesine yazın. Az önce arkadaşlar 9 maç oynamıştık ve kimyamız yetmiyordu. Şimdi tekrardan Lig Boyruk karmasına gidiyoruz. Lig Boyruk karmasının sağ alttaki yani sadakat isteyen tek SBC'sine giriyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda loyalty'miz yani sadakatımız tamamlanmış durumda. Şimdi arkadaşlar hesabımızı açtık. Paketlerimizi açtık. Coinlerimizi kastık. Doğru muyum? Şimdi aktarımı nasıl yapacağınızı göstermeden önce bu yan hesap taktiğinin asıl olayını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu sene hesap açma limiti 6 diyebiliyorum. Yani her cihazınızda 6 kere Ultimate Team kulübü oluşturabiliyorsunuz. Bir de oluşturulmuş kulüplere girme limiti var. O da 3 falan olması lazım. Ben daha limitlere ulaşmadım arkadaşlar henüz. O yüzden tam bir şey söyleyemeyeceğim ama sonuçta sizin kar etmeniz için yeterli bir rakam. Şimdi bakın şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bu işin asıl püf noktası buradaki kulübü silip tekrardan açabilme olayı. Şimdi kulübü sildiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün SBC'ler tamamlanmamış gibi sıfırdan tekrardan tamamlayabiliyorsunuz. Ancak şunu henüz test edemedim hani yeniden başladığınız zaman size tekrardan Rivals oynatacak mı oynatmayacak mı bunun üzerine henüz test edemedim. Eğer yeniden yani tekrardan kulübü silip tekrar kulüp açtığınız zaman Rivals oynatıyorsa 10 numara. Eğer Rivals oynatmıyorsa arkadaşlar şu şekilde coin aktarımı yapabilirsiniz. Bir maç yapın arkadaşlar zaten elinize 350 coin geçmiş 300 coin geçmesi gerekiyor. 300 coin'e 2 tane forma alın ve yan hesabınızdan o hesabınıza o aldığınız formaları 5000 jetona koyup satın alın ve bu şekilde 10.000 jeton aktararak da tekrardan başlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben henüz o limitlere ulaşmadım. Şu anda 4 tane PlayStation var arkadaşlar bizim evde. Bu FIFA 20'ye başlamadan zaten size söz vermiştim hani bu senenin benim senem olacağı hakkında. O yüzden şu anda deliler gibi kasıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım. İşin püf noktası arkadaşlar dediğim gibi bu kulüp silme olayı. Bunu silerek tekrardan hesabınızda yapmış olduğunuz gelişmiş SBC'leri yapabiliyorsunuz. Bu da zaten karınızı arttıran şey. Şimdi gelin coin aktarımını sizlere anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere coins aktarım konusundan birazcık bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şunu unutmayın ki arkadaşlar tabii ki bu taktiklerde hesabınızın banlanma riski var. Zaten bunu tekrardan söylüyorum. Eğer hani diyorsanız ki ben hiç banlanma riski istemiyorum falan o zaman FIFA points alacaksın kardeşim ya da normal oynayacaksın. Yani hani hem öyle olsun hem böyle olsun şeklinde hem ayranın dökülmesin hem şey olmasın olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi her şeyin bir riski var. Bu riski alıyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz. Ben senelerdir yapıyorum ve hala da ban falan yemedim. Doğru şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi coinlerinizi nasıl aktaracağını sizlere anlatacağım. İki tane yöntem var arkadaşlar. Bir tanesi direkt ban yiyeceğini bile bile aktarma. Bir tanesi güvenli aktarma. Şimdi bunların arasındaki fark nedir? Misal veriyorum sizin yani hesaplarınızda bir sürü coins vardır arkadaşlar. Toplamda diyelim ki 6 milyon jetonunuz vardır. 6 milyon jetonunuzu B hesabı aktarmanız için
arkadaşlar. Şu andaki şartları çok uzun sürer. Neden derseniz, oyunda price range diye bir şey var arkadaşlar. Price range demek oyuncunun fiyatını listeleme limiti demek. Mesela şu anda sizlere ben göstereyim birkaç tanesini. Benim elimde mesela Eder Militao varmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyuncu maksimum 47.5K listeleyebiliyorsunuz. Bu oyuncunun price range demek oluyor. Ve EA Sports bu sene bu price range'i o kadar iyi ayarladı ki yüksek meblağda coins'leri çok hızlı bir şekilde geçiremiyorsunuz. Peki ben ne yapacağım? Hani ben 12.5 milyon coins'i neden tek hesapta bekletiyorum? Şimdi sizlere birazcık da bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Olay tamamen şu. Şimdi hesaptan hesaba coins attığınız zaman, eğer ki coin satıcısınız, yani EA Sports sizin coin sattığınızı anlarsa, sizin coin sattığınız hesabın transfer marketini kapatıyor. Yani ne demeye çalışıyorum? Siz şu anda şurada transfer pazarı yazıyor. Buna giremiyorsunuz arkadaşlar. Eğer siz coinleri sattıysanız. Ama siz coin aldıysanız, yani bu hesabınıza coin geldiyse sevgili dostlar başkasından, EA Sports uyarı amaçlı sizin coinlerinizi siliyor. Bir kereyle mahsus siliyor, ondan sonra banlıyor eğer bir kez daha yaparsanız. Ben niye bekliyorum peki, hemen size söyleyeyim. Elimdeki bütün jetonları ben şu anda bekletiyorum ve yaklaşık 20 milyon coin'e ulaştığım zaman arkadaşlar bu hesabı hepsini aktaracağım. Hepsini bir saat içinde aktaracağım. Hani nasıl aktaracağım bunu? Hiç dikkat etmeden arkadaşlar. Mesela bir adam bulacağım, mesela şu eleman. Diyelim bunun maksı 10K mı? 10K buna verip aktaracağım hani. Ben o uyarıyı, hani coin silme uyarısını göze alarak bunu yapacağım. Neden bunu yapacağım? Hesabıma 20 milyon coin aktaracağım. Hesabımdaki bütün 20 milyon coin'de bir şeyler alacağım. Yani sol üstte görmüş olduğunuz gibi şu anda 200 küsür yazan coins kalmayacak. Orası sıfır olacak. EA Sports benim coinlerimi sildiği zaman, hani silecek bir coin olmadığı için sadece uyarı almış olacağım. Ama elimde coinsler kalmış olacak. Bir böyle bir aktarım var. Benim gibi yapabilirsiniz. Veyahut güvenli aktarım var. Güvenli aktarım arkadaşlar şu an için çok zaman alıyor. Bunu nasıl yapabileceğini şimdi sizlere birkaç tane yöntemiyle bahsetmek istiyorum. İki tane yöntem var. Ya oyuncular aktarabilirsiniz. Oyuncuyla aktarmak istiyorsanız yeni bir etkinlik gelmesini bekleyen arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın. Normal olağan zamanda, yani mesela şu an pazartesi, salı, hani bu tarz günlerde bir aktarım yapmış olduğunuz zaman, daha doğrusu oyunda bir etkinlik olmadığı zaman ya da oyunda bir promo olmadığı zaman EA Sports arkadaşlar diyor ki baba hayırdır, sen hayırdır diyor. Yani adamlar bunu söylüyor ve bunu demekte haklılar. Neden? Çünkü var yok, varını yoğunu sen birden bir karta basıyorsun. Ama dün gece mesela One Watch etkinliği çıktı. Misal veriyorum, Suarez'e coin aktarsan EA Sports bunun farkına varmayabilir promo saatinde. Çünkü bu kartlar arkadaşlar ilk başta markete çıktığı zaman çok yüksek fiyatlardan çıkıyorlar ve EA Sports bu yüzden arkadaşlar insanları banlayamıyor. Bilginiz olsun. Ben de aktarım yapacağım zaman arkadaşlar One Sports'a herhangi stream günü ya da başka bir gün bir etkinlik çıktığı zaman böyle şekilde aktarım yapacağım. Olan süreçte nasıl aktarım yapabilirsiniz arkadaşlar? Harry Kane'in 300K aktarabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapabileceğinizi şimdi sizlere göstereceğim. Ya da işte benim geçenlerde yaptığım bir yöntem vardı arkadaşlar. Hani 12 milyon o şekilde aktardım. Birazcık uğraştı ama hani böyle de yapabilirsiniz. Mesela geliyorum ben sevgili dostlar buradan. Kimya tarzları diyorum. Dandik bir tane kimya belirliyorum. 100 tane alıyorum, tamam mı? 100 tane aldıktan sonra arkadaşlar bakın burada transfer listesine geliyorum. Hepsini mesela 4700 başlangıç, 4900 hemen al, 3 saatten listeliyorum, misal veriyorum. Ardından arkadaşlar şimdi bunları listeliyorsunuz zaten böyle satılmıyor mesela, tamam mı? Ama bakın PlayStation'da bir tuş var. R2'ye bastığın zaman arkadaşlar bunların hepsini aynı anda listeliyor. Ben nasıl yapıyorum? 100 tane mesela kimya stilini koyuyorum, hiçbiri satılmıyor ya. Sonra R2'ye basıp saat başına tekrar yeniliyorum. Bunu yaptığım zaman markete benim 100 tane kartım aynı anda gidiyor. Yan hesaba gidiyorum, hepsini Buy Now'la satın alıyorum arkadaşlar. Böyle de aktarabilirsiniz ama en güvenli aktarım benim dediğim gibi ilk başta teklif vererek aktarma. Şimdi sizlere onu hemen anlatacağım. Ve bu arada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ban yememe gibi bir durum, yani ban yememe garantili bir şey şu anda henüz yok. Geçen sene vardı birkaç tane yöntem ama şu an için henüz ban yememe %100 olan bir yöntem yok. Şimdi bakın nasıl aktaracağınızı sizlere izah edeceğim. Lütfen beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Ve EA Sports şuna da çok dikkat ediyor. Bakın bunu herkes kaçırıyor. Mesela ben diyelim Tierney ile aktarma yapacağım, tamam mı? Tierney ile 10K coin aktaracağım. EA Sports şuna dikkat ediyor. Tamam, ben diyelim bu kartı gittim 10.000 jetona Buy Now çaktım. Tamam mı? Buy Now aldım. 10.000 coin'e Buy Now aldım. Peki ben bu Tierney'i 10.000'e alıp ne yaptım? EA Sports buna da bakıyor. Mesela sen Tierney'i 10.000'e aldın, coin aktardıktan sonra gidip 3.000'e sattın ya, sen EA'in radarına girmiş oluyorsun. O yüzden eğer bir oyuncuyu pahalıya aldıysanız arkadaşlar bir hesapta, o oyuncuyu 24 saat boyunca satmayın. 24 saat boyunca kulübünüzde dursun. Ve şunu unutmayın arkadaşlar, bir hesaptan bir hesaba, tamam mı? Bakın bir hesaptan bir hesaba 24 saatte maksimum bir kere aktarım yapın. Altın çiziyorum bakın. Bir hesaptan bir hesaba günde maksimum bir aktarım yapın. Altın çizilse tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar, aklınıza yer edinsin bu. Şimdi mesela ben bir tanesi örnek göstereyim. Mesela ben diyelim Yunus Belhanda ile coin aktaracağım arkadaşlar. Şu şekilde ayarlıyorum filtreyi. Görmüş ol, 9600 stat, 9900 hemen al, 3 saatlik koyuyorum, tamam mı? Ben bunu bu şekilde listeliyorum. Şimdi coin aktaracağım hesaba geçiyorum arkadaşlar. Şuradan hemen güçten kullanıcı değiştir. Hemen buradan mesela FIFA 3'e geçiyorum, benim yeni hesaplarımdan bir tanesi. Tekrardan FIFA'yı açıyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi. Hemen buradaki Ultimate Team'den çıkıyorum. Şu şekilde tekrardan göstereceğim sizlere. Ultimate Team'den şu anda çıkıyorum. Tekrardan Ultimate Team'e gireceğim.
ve bu kartı sizlerin nasıl almanız gerektiğinden bahsedeceğim sevgili dostlar. Hemen şöyle açıyorum. Dediğim gibi çok fazla birazcık arkadaşlar bu korku, insanlarda bir korku oluyor ama dediğim gibi çok korkuyorsanız zaten yapmayın. Bunu altın çizgiyle tekrar tekrar söylüyorum. Ben korkmadığım için yapıyorum. Beni banlasa ben bir daha giderim kasarım. Benim için bir sorun yok. Videonun sonunda bir tane daha şeyden bahsedeceğim. Dediğim gibi lütfen tamamen dinlemeye gayret gösteriniz sevgili dostlar. Dediğim gibi eğer coin satıyorsanız ve eSports için coin sattığınızı yakalarsa transfer marketini kapatıyor. Coins aldığınızı yakalarsa coinlerinizi siliyor ilk başta. Bilginiz olsun. Şimdi bakın bu hesaba geldim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi açtık. Geldik. Geldik transfer pazarına. Transfer pazarına girdim. Ben Yunus Belhanda'yı arkadaşlar 9600 başlangıç 9900 hemen al diye koymuşum diye hatırlıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Burada görmüş 9600, 9900 yapıyorum. Şurayı hatta şöyle yapayım. Buradan eminimum arkadaşlar. Şu şekilde 9000 yapıyorum. Hemen aratıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bakın bu bizim kartımız mesela. Bunu yapmanız gereken şey bunu ekliyorsunuz arkadaşlar transfer hedeflerine. Tamam mı? Bu kartı buldum ben markette. Ondan sonra transfer hedeflerine geliyorsunuz. Bu oyuncu hani saat olarak ise 3 saat oluyor. Mesela bu 1 saniye kadar inecek. Siz 1 saatlik listelersiniz kartı. Ben örnek olsun size bu kadar listeledim. Burada mesela kartın transfer marketindeki süresi biter mi? Son 1-2 saniye kala geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buy now yapmıyorsunuz. Bu karta 9700 teklif basıyorsunuz. Tamam mı? Teklif. Bakın unutmayın. 9700 teklif basıyorsunuz. Asla buy now yapmıyorsunuz. Bu şekilde hesap başı 24 saatte bir aktarım yapabilirsiniz. Ve en püf noktada size söylediğim gibi Belhanda'yı şu anda mesela 9700'e 9800'e aldık ya. Bu kartı 24 saat boyunca satmıyoruz. Çünkü eSports bu kartı takip ediyor arkadaşlar. Siz kaça aldınız kaça sattınız aklınızda bulunsun. Bu yüzden arkadaşlar bu kartları satmamaya gayret gösterin. Mesela bakın ben bu hesapları coin aktarırken umtitilerle aktardım. Ve umtitileri ben diğer aktardım hesapta hala satmadım. Ve bu hesap ban yemedi normalde. Normal şartlarda buy now'dan ban yemesi lazım. Ama yemedi demiş olduğum gibi. Bu şekilde arkadaşlar coin'inizi aktarabilirsiniz. Videonun sonunda birazcık daha püf noktalardan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna doğru geliyorken son bir detaydan bahsedeceğim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi dün bir tane fotoğraf çıktı ve yan hesap yapanların ban yiyor falan filan diye insanlar bir paniğe sirkülasyon oldu. Şimdi bu normalde bu ban arkadaşlar geçen sene de vardı. Yani bu ekranda şu an görmüş olduğunuz ban sebebi geçen sene de vardı. Ve bu genelde bilgisayar kullanıcının başına geliyor. Şundan dolayı geliyor arkadaşlar bilgisayar kullanıcının. Çünkü bir bilgisayarda crackli hesaplar satıyorlar ve yan hesapları alıp sürekli hacklemiş hesaplardan girebiliyorsunuz Ultimate Team'e. Ve sizin hacklediğiniz adam ve de hesabını çaldığınız adam sizi şikayet ettiği zaman hangi MAC'den girdiğinizi görüp sizi oradan banlayabiliyorlar. Bu PlayStation'da ne benim başıma geldi ne senelerdir Ultimate Team oynayan benim kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım var. Bizim SBC grubumuz var. Ne oradan kimsenin başına geldi. Misal veriyorum bu benim başına geldi. Dediğim gibi bunu zaten ben risk olduğunu söylüyorum. Benim başıma gelse benim konsolum Ultimate Team'den banlasa ben bu konsolu gidip satarım. 100 lira daha verip yenisini alırım ikinci el. Hani benim banım için bir sorun yok. Benim konsolum banlansa da benim için bir sorun yok. Dediğim gibi ben korkusuzum arkadaşlar bu konuda. Sizin bu kadar çok korkunuz varsa, çok geriliyorsanız dediğim gibi yapmayın arkadaşlar. Benim mentalitem her zaman korkanın çocuğu olmaz. Ben o şekilde ilerliyorum. Mesela söylediğim gibi şu anda yeni hesaplarda bir tane hesapta param biriktiriyorum arkadaşlar. 12.3 milyon var. Paramı 20 milyon yapar yapmaz da hani coin silme uyarısını göze alarak tak 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 buy now çakarak aktaracağım. Size nasıl aktaracağımı da zaten söyledim. Demeye çalıştığım şey 20 milyon olur olmaz zaten. Çok güzel bir kadro kurup sizlere de videolar çekeceğim. Ama bu şekilde arkadaşlar ben her sene milyonlarca coin kasıyorum. Geçen sene zaten videom var. 4 günde 5 milyon coin kasmıştım. Bu sene bir haftada 12.3 kastım. Çünkü Ronaldo, Mbappe falan çıktı. Garip bir şekilde bu sene şansımız çok 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 güzeldi. Tekrardan arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ben çok hani bu konuda artık senelerdir yaptığım için bazı şeyleri atlamış olabilirim. Doğaldır bu. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana Instagram'dan bak İngilizce konuşuyorum. Bana Instagram'dan DM atabilirsiniz. Çok fazla yabancılar konuştuğum için arkadaşlar bazen dilim sürçüyor. Kusura bakmayın. Bu şekilde bana Instagram'dan DM atabilirsiniz. Twitter'a da arkadaşlar en iyi çıkardığınız oyuncuların hepsini bekliyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kardeşimsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.